rica ederken hayatınızı nasıl planlayacaksınız? Bu işlemler ne kadar sürmektedir? Yani kaç hafta, kaç ay, kaç yıl? Ret aldınız. Retten sonra hemen deport ediyorlar mı? Daha ne kadar vaktiniz var? Ya da iltica işlemleri ne kadar sürüyor? Ret işlemleri ne kadar sürüyor? Mahkeme işlemleri ne kadar sürüyor? Yani iltica ettikten sonra ya gerekçeleriniz varsa normal hayata ne kadar sürede adapte olabiliyorsunuz? Ya da tam tersi ret aldınız, hiçbir gerekçeniz yok. Öylesine geldiniz, ekmek parası için geldiniz ya da biraz kafa dinlemek için geldiniz ya da bir maceraya açıldınız, yola çıktınız, başvurularınızı yaptınız. Ne kadar zamanınız var? İşte bu video çalışmamızda bu ve benzeri soruların cevabını vermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Bu sebeple videomuza geçmeden önce lütfen sizlerden videolarımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, abone olmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum ki geniş mağdur kitlelere ulaşalım. Onlar da bu çalışmalarımızdan istifade edebilsinler ki mağduriyetler önlemiş olsun. Eğer tabii ki videolarımızı faydalı buluyorsanız. Değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bu yayınımıza da hoş geldiniz. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi iltica işlemleri eğer kendi ülkenizde hayatınız ve özgürlüğünüz tehlikedeyse, yani hapse atılacaksanız, hapse girdiğinizde kronik rahatsızlıklarınız varsa ve tedavi edilme imkanınız yoksa, yani neticede eğer bir sorunla hayati riskleriniz varsa, o zaman zulme de uğrayacağınıza dair somut korkularınız, ispat edilebilir korkularınız varsa, o zaman iltica sizin için bir seçenek oluyor. Eğer pasaport alma imkanınız yoksa, pasaport alsanız bile güvenli ülkelere gidip orada hayatınızı kurma garantiniz yoksa, mecburen can güvenliği açısından iltica bir seçenek olarak karşımızda duruyor. İster tavsiye edelim, ister tavsiye etmeyelim. 28 Temmuz 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi ile 70 yıldır bu coğrafyalarda ilticaya yönelik çalışma, profesyonel devletler arası çalışmalar yürümektedir. Benim de amacım bu çalışmalara bir nebze olsun katkı sağlamak, faydalı olmaktır. Bu nedenle kendi yaşadığım tecrübeleri bilgi paylaşımlarına aktarıyorum. Yani kanun hükmünde kararname gibi ya da kanun hükmünde maddeler gibi değerlendirmeyiniz. Kendi hayatımdan edindiğim tecrübeler, çevremde görüştüğüm, mülakat yaptığım insanlardan edindiğim tecrübeler, kazanım okuduğumu anladığım kadarıyla sizlere bu bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Eğer bir problemle karşılaşırsanız mutlaka hukuki destek alınız, bir avukata danışınız. Değerli arkadaşlar, bir insan iltica etmeye karar verdiğinde bir ülkeye gidiyor ve iltica kampına gidiyor. Buralar hapishane değil, 7-24 giriş çıkış serbest. Bu nedenle gittiğiniz bu kamplarda can havliyle ülkenizden çıkıyorsunuz. Mesela Allah göstermesin yaylım ateşe tutuldunuz, bulduğunuz işte sipere kendinizi atarsınız. Ya da doberman bir köpek dişlerini çıkartmış, hızlı bir şekilde size doğru koşuyor. Biliyorsunuz ki saldıracak, ısıracak sizi, kemiklerinizi kıracak. Ne yaparsınız? Hemen kaçarsınız. Bunun gibi bir kişi zulme uğruyorsa, siyasi nedenlerden dolayı hapse atılma riski varsa can havliyle bir ülkeye gidiyor ve iltica ediyor. Şimdi o zaman buradaki ana fikir, siz bir ülkeye ilticayı tercih ettikten sonra karşınıza şu senaryo çıkıyor. Bir, kampa gidiyorsunuz, başvuru aşaması var. Sonra yol mülakat aşaması var. Sonra oturum mülakat aşaması var. Sonra süreci bekleme var. Süreçten kabul alırsanız ayrı bir yol, ret alırsanız ayrı bir yol karşımıza çıkıyor. İşte bunlar nelerdi? Bu süre nasıl oluyor? Bunu anlatmaya gayret edeceğim. Birincisi şu değerli arkadaşlar. Eğer siz şu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı şu an, tabii dönemde eskiden Suriye Savaşı vardı derken Libya iç çatışmaları, şimdi Ukrayna, yarın bir başka yer. Yani neticede iç savaşlar, karışıklıklar önümüzdeki 10 yıl sanki dünyanın çeşitli yerlerinde lokal olarak devam edeceğe benziyor. 3. Dünya Savaşı'ndan söz konusu olaylar var. Bu karışıklıklardan dolayı yoğun bir göç akınları çeşitli ülkelere olabilir. Yani konuşulan 80-100 milyon civarı dünyada mülteci akını olacağı söylentileri var. Burada hem düzenli göçmen dediğimiz vize alıp çalışma izni, oturma izni alarak düzenli göçmen olarak gidip çalışanlar var. Ülkeler genelde bunu tercih ediyor. Bir de kaçak göçek, işte kural dışı yollarla ülkelerin sınırlarını aşarak can havliyle düzensiz giden göçmenler var. Bu kontrol edilebilir ve öngörülebilir olmadığı için yoğun şekilde gelişlerde şu an 5-6 milyon civarı Ukraynalı vatandaşlar Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılmış vaziyetteler. Burada bu yoğun süreçlerde yavaşlamalar olabiliyor. Her şey normal bir seyrinde gitse, o zaman karşımızda bir, normal seyrinde giderse, iki, bu yoğun gelişlerde süreçler nasıl işliyor? Bütün bunlara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, birincisi, normalde bir insan iltica kampına başvuru yaptığında bir hafta içerisinde, normal süreç bir hafta 10 gün içerisinde başvurusunu alıyorlar. Akciğer röntgenini çekildiğinde başvuru işlemi tamamlanmış oluyor. Hangi ülkeye gider
isterseniz gidin, durum böyle. Sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yol mülakatı dediğimiz, Dublin mülakatı olarak da bilinen, hangi ülkelerden geldiniz ya da hangi ülkenin vizesiyle geldiniz ya da hangi ülkenin oturum kartıyla geldiniz? Yani sizin iltica edeceğiniz ülkeye gelirken sorumluluk direkt iltica edeceğiniz ülkede mi yoksa başka ülkede mi? Bunun tespit edildiği, yol güzergahını tespit edip işte kaçakçılarla gelmişseniz bu yolları engellemek için gerekli tedbirleri almak için sınır güvenliği açısından bu yolları öğrenen çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İşte bu çalışmayı yaptıkları mülakata yol mülakatı diyoruz özetle. Yol mülakatından yaklaşık 2 hafta sonra da oturum mülakatı dediğimiz mülakat olmaktadır. Aslında işlemler, prosedürler normal gittiğinde ortalama 1 ay içerisinde yol mülakatı ve oturum mülakatı dediğimiz işlemler yapılmış oluyor. Ortalaması 1 ay gibi düşünün. Ama bu savaş gibi durumlarda bu 6 aya kadar uzayabilmekte. İstisnalar 8 ay, 10 ay, 15 ay var ama çok istisna bunlar. Belki binde 1, binde 2'dir. Ama genel duruma baktığımızda 1-2 ay içerisinde oturum mülakatı dediğimiz iltica, kabul ya da red mülakatı olmakta. Ondan sonra da süreç beklenmekte. Birincisi bu. 6 aya kadar uzayabilir. Ama genelde normal prosedür 1 ay kadar sürüyor. Birinci işlem bu. Cevapların açıklanmasına baktığımızda, yani oturum mülakatını oldunuz, cevaplar ne kadar sürede açıklanıyor diye baktığımızda şöyle bir ortalama görüyor. Normal her şey yolunda gittiğinde, ortalık sakinken 6 ay ortalamasında ülkeler genelde bu süreçleri tamamlayıp kabullerini verebilmektedir ya da reddini verebilmektedir. Ne demek? İşte mesela İsviçre 140 günde süreci tamamlayabiliyor. Avusturya 6 ayda tamamlayabiliyor. Eskiden Hollanda 6 ayda tamamlayabiliyordu. Norveç, İsveç, Finlandiya 6 ayda tamamlayabiliyordu. Almanya'nın ortalaması 6 ay olmakla beraber Ukrayna meselesinden dolayı 9 ay 12 ay ortalamasına gidebiliyor. Ama Belçika'ya baktığımızda şimdi 18 aya kadar gelen insanlarla görüştüm. Danimarka 18 aya kadar gelen insanlarla görüştüm. Bu sebeple iltica işlemi memur inisiyatifinde yerel yönetimlerin olduğu yerler olduğu için kimi memur elinde iş olmasını istemiyor. El çabukluğu, işini pratik yapıyordur, işini biliyordur. 3-5 günde kabul verene de rastladı. Yani bu sebeple 1-2 ayda, 3 ayda, 4 ayda ortalamasında kabul alanlar, ret alanlar olabiliyor. Ama 2 hafta önce görüştüğüm bir başvurucu, mülakattan 3 yıl sonra ilk defa, yani 15 bine yakın insanla görüştüm, ilk defa böyle bir vaka. Mülakattan 3 yıl sonra Allah'tan kabul vermişler de iltica mülakatının cevabı açıklanıyor. Şimdi istisnalar kaideyi bozmaz diyoruz ya. Bundan dolayı ortalama 1 ay iltica işlemleri, mülakatların tamamlandığı aşama, ondan sonra 6 ay gibi bir süreçte de cevaplarının açıklandığını varsayalım. Şimdi cevaplar olumlu açıklandığı takdirde sizler artık yaklaşık 1-2 ay içerisinde kendi ev bulup evinize yerleşmeniz gerekiyor. Artık ondan sonra normal süreç devam ediyor. Sizlere ülkeler genel manada 3 yıllık oturum veriyorlar. 3 yıl uzatıyorlar. Kimi ülke Hollanda gibi 5 yıl verebiliyor, Fransa gibi 5 yıl verebiliyor, İsviçre gibi 5 yıl verebiliyor. Almanya, Avusturya genelde 3 yıl tercihini kullanıyorlar. 3 yıl uzatabiliyorsunuz. Yani 6 yıl sonra vatandaş olabiliyorsunuz aslında. Bu normal giden bir süreç. Ya ret alırsanız, işte o zaman ret aldığınız takdirde de karşımızda şöyle bir takvim çıkıyor. Ret aldığınız takdirde değerli arkadaşlar, bir mülakatlar diyelim ki 6 ay içerisinde ret cevabı geldi. Bundan sonra size kimi yerlerde 7 gün, 7 günde itirazsız reddedi şu demek. Mahkemeye gidiyorsunuz, itirazınızı yapıyorsunuz ama süreciniz hızlı devam ediyor. Ortalama bu gibi vakalarda mahkeme işlemleri 1 ile 2 yıl arasında neticelenmektedir. Eğer 14 günlük içerisinde ya da 1 ay içerisinde itiraz edersiniz, edebilirsiniz şeklinde ret gerekçesi geliyorsa panik yok, endişelenmeyin. Bu itirazlı ret anlamına geliyor. Yani size 14 gün içerisinde itiraz ederseniz bu şu demek, mahkemeniz 3 yıl 4 yıl sürecek. 30 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz demek, gerekçelerinizle birlikte itiraz edip başvuru yapabilirsiniz anlamına geliyor. O zaman gerekçelerinizi hazırlayarak itiraz edebilirsiniz. Dolayısıyla ister 7 gün, ister 14 gün, isterse 30 gün ret geldiği takdirde normal mahkemeye başvuru yapıyorsunuz. Mülteci dairesinde işleminiz bitmiş oluyor. Artık dosya mülteci dairesinin hukuk biriminde. Siz bir avukat tutarak mahkemeye itiraz ediyorsunuz. Yerel mahkemeye itiraz ettikten sonra değerli arkadaşlar yaklaşık mahkemeler Almanya'sı, Avusturya'sı, Fransa'sı, İsviçre'si, Hollanda'sı, Belçika'sı, Norveç'i, Finlandiya'sı. Yani bu ülkelere baktığımda genelde bana geri dönüşüm yapan insanlara baktığımda ortalama 3 yıl içerisinde mahkeme olduğunu görüyorum. 6 ay gibi süreyi mülakat işlemleri için değerlendirmeye katarsanız Ukraynalı veya bundan sonra oluşacak diğer yoğun gelişlerde bu süreci mülakat işlemlerini ve cevabın açıklanması
tutulmasını bir sene gibi düşünürseniz artı ek olarak 3 yılda mahkeme işlemlerini hesaba kattığınızda siz ret alsanız bile bir ülkede ortalama 3 yıl kalabiliyorsunuz. Hatta şu an Almanya'da mesela Frankfurt bölgesinde Wiesbaden mahkemesinde bir arkadaşın tam 4 yıl 7 ay sonra mahkeme oldu. 4 yıl 7 ay 12 gün sonra. Başka bir arkadaşım 4 yıl 2 ay sonra mahkemesi geldi, o da ertelendi. Mesela yani Almanya'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin ve başvuruların yoğun olduğu yerlerde işlemler 4 yıl 5 yılda sürebiliyor gördüğünüz gibi. Ama siz bunu hesaplarken 1 yıl başvuru işlemleri ve cevabın gelmesi, 3 yıl 4 yılda ret geldikten sonra mahkeme süreçlerini hesaba kattığınızda bir ülkede ret alsanız bile iltica işlemlerinin devamlılığı, normal süreçlerde kendinize doğru ifade edememiş olabilirsiniz. Eksik bilgi belgeleriniz vardır. Bu size zaman kazandırmak açısından, bu eksiklerinizi tamamlamanız açısından ideal bir zaman takvimi olarak duruyor. Bu zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman çözüm üretmeniz gerekiyor. Bir, hemen bilgi belge dosyalarınıza, yani bir avukata vekalet verip bilgi belge dosyalarınıza ulaşıp hemen soruşturma, kovuşturma, yakalama, tutuklama, iddianame gibi evraklarınız varsa bunlara ulaşıp dosyanızı destekleyecek, güçlendirecek bilgi ve belgeleri zaman açısından yeterli bir zaman böylelikle çözüm üretebilirsiniz. Diğer bir çözüm de şu değerli arkadaşlar. Almanya'da meslek eğitimi yap. Şu arkadaşlar şöyle soruyor. Ya ben işte ret alsam, çalışma üzerinden oturum alabilir miyim? İltica eden kişilere çalışma hakkı veriliyor. Kimi ülke 3 ay sonra, kimi ülke 4 ay sonra, kimi ülke 6 ay sonra. Yani siz normalde 6 ay içerisinde çalışma alabileceksiniz. İsveç'te 4 ayda veriyorsa, Almanya'da 3 ayda veriyorsa, Avusturya'da 6 ayda veriyorsa. Yani önemli değil. 3 ay ile 6 ay arasında size bir çalışma müsaadesi verilecek. İsterseniz 10 sene çalışın. Bu çalışma müsaadesinden dolayı size oturma izni, çalışma izni vermeyecekler. Buraya takılmayın. Bu konuda istisna olan ülkeler hangileriydi? Yaptığım araştırmalarda İspanya, İsveç, Finlandiya, Norveç, ret alsa birisi çalışma üzerinden oturum vermekte. Almanya ise çalışma üzerinden oturum vermeyi tercih etmiyor. Almanya meslek eğitimi üzerinden oturum vermeyi tercih ediyor. Yanılmıyorsam ikametgah yasası 18-60. Madde diye aklımda kalmış. Lütfen kanun maddelerine bakınız. Bir iki madde aşağı yukarıda olabilir. Ne diyor? Bir kişi ilticadan ret almış olsa bile diyor, eğer meslek eğitimi yaparsa oturma izni ve çalışma izni verilebilir diyor. Bu sebeple meslek eğitimi Almanya'da yaklaşık 3,5 yıl sürmekte. Eğer aynı daha önce diplomasına sahip olduğunuz bir meslek yapıyorsanız, meslek lisesinde elektrik elektronik okumuşsunuzdur varsayalım, ya da üniversitede böyle bir bilim okumuşsunuzdur. Aynı anda meslek eğitimi yaparsanız 2 senede meslek eğitimi tamamlamış oluyor. Bu ne anlama geliyor? Mahkeme işlemleri vesaire 4 yıl sürüyor. Meslek eğitimi 2 yılda bitirebiliyorsunuz. O zaman meslek eğitimi üzerinde diplomanızı aldığınız takdirde oturma ve çalışma iznini alabiliyor. İsterseniz ilticanızı çekebiliyorsunuz. Yani bu gibi vakaları mutlaka bir hukukçuyla ya da bu konularda uzman birileriyle müzakere etmenizde her zaman fayda var. Toplarsak ana fikir burada. İlticada işlemler ortalama başvuru işlemleri bir ay kadar sürmekte. İstisna durum yoğun gelişlerde 6 aya kadar uzayabilmektedir. Bu 6 aya kadar başvuru işlemleri uzadıysa mülakatlar da bir 6 ay daha sürebilir. Dolayısıyla her şey normal süreçte giderse bir ay içerisinde işlemler tamamlanıyor. 6 ay içerisinde de cevaplar açıklanıyor. Ama yoğun gelişlerde işlemler uzayabiliyor. 6 aya kadar mülakat ve başvurular ve mülakatlar alınmış oluyor. 1-6 ay içerisinde cevaplar açıklanıyor. Ortalaması 1 sene. 15 ay 20 ay olanlar var mı? Var, olabilir. Onun memuru yavaş çalışıyor. Ne yapalım şimdi? Tembellik dilekçesi versek olur mu? Olur. Verirsiniz. Ne işe yarar? Size bana bir cevap ver demek. Yani kabul ver demek değil. Memur da ret verdi. Git mahkemeyle uğraşlar. Ne yapacaksınız? Dolayısıyla hakkınızı ararken mutlaka bir hukukçuyla bu işi danışınız değerli arkadaşlar. Ret aldığınız takdirde 3 ile 4 yılda mahkeme sürüyor. İstisnalar 1-2 yıl süren mahkemeler de var. Yok değil. Yan gelip yan yatmayın değerli arkadaşlar. Mutlaka dosyalarınıza ulaşın. Meslek eğitimi ya da çalışma imkanı olan ülkelere göre hareket ediniz. Böylelikle eğer Türkiye'ye geri gönderildiğinizde hayatı riskiniz varsa, siyasi nedenlerden dolayı hapse atılacaksanız o zaman bu süreç sizin için sıkıntılı olabilir. Bu videomuzda daha sonra gelirken sorularınız varsa, kafanıza takılan konular varsa bu konuyla alakalı bize e-postayla ulaşabilirsiniz. Kişiye özel hizmetlerimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla danışmanlık hizmeti almak isterseniz, sizlere bu konularda iltica etmişseniz ve bir avukatla da çalışıyorsanız, ille de bir danışalım da diyorsanız biz de buradayız arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.